Değerli kardeşlerim, bakın biz o dönemde dedik ki bu süreç bir çözüm süreci değil. Bir çözülme, ayrışma ve bölünme sürecidir dedik. Ve inanın ki asla ve kat'a bunlar ülkeyi terk etmeyecekler. Bunlar silah bırakmayacaklar. Ve ülkeyi bölme hedeflerinden, ayrı bir devlet kurma hedeflerinden asla vazgeçmeyecekler dedik. Ama maalesef ki maalesef 400 vekil sevdasına düşmüş olanlar bizi anlamadılar ve dinlemediler. Bugün ondan dolayı da çark etmiş durumdalar ve bunu dile getirenlere karşı acımasız bir linç kampanyası başlatıyorlar. Daha bir hafta önce, 10 gün önce bir bakanın ağzından biz bunu iki kere duymadık mı? Eğer başkanlık sistemine geçilseydi, 400 vekil verilseydi diye Bursa'da, değil mi? Biz bunu duymadık mı? Yani neyi inkar ediyorsunuz? Dolayısıyla da çözümün bu olmadığı belli. Başkanlık sisteminin 400 vekilin niye istendiğini biz biliyoruz. Eğer Türkiye, Allah muhafaza etsin, öyle bir sonuç yaşasaydı bugün eyaletlere bölünmüş durumda olurdu. Onun altyapısı hazırlanmış olurdu. Evet, bunun için istendi. Ve netice alamadığı için bugünkü hadiseleri yaşamaya devam ediyoruz.